Evet sevgili dostlar desteklerinizi eksik etmediğiniz için ve kanalımıza 68.700'e taşıdığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. İnşallah boş durmazsınız. Fenerbahçe'ye olan bütün tanıdıklarınızı kanala davet edersiniz. Ayrıca golvar.com'a ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'ne de buradan özellikle selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum kanalımıza her türlü katkıları için. Arkadaşlar gündem yoğun, transfer sürüyor. Bazı yerlerde transferlerin ee, süresi doldu. Hani Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? Yazdığınız zaman görürsünüz arkadaşlar. Birçok yerde 31 Ocak'ta falan bitiyordu. Hani liglere göre transferler ne zaman bitiyor? Bugün 2 Şubat'tayız. Yani 2 Şubat 1 Şubat'a kadar transferler Serie A'da 20'de son buldu. Lig 1'de 23'e kadar dün gece. İspanya İngiltere'de gece saatlerinde bitti. Avusturya'da 6 Şubat, Avustralya'da 7, Türkiye'de 9 Şubat diye gidiyor. Hani şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar. Avusturya liginden hani Salzburg falan filan Azerbaycan Türkiye diye gidiyor. Türkiye 9 Şubat. Bugün 2 Şubat itibariyle hani yine El Salvador falan yani Cezayir, Irak falan ki bize gitmez. Onun dışında Kuzey Makedonya 11 Şubat, Suriye 11 Şubat diyor. Romanya Ligi 12 Şubat. Başka şöyle Macaristan Ligi 14 Şubat. Hırvatistan Ligi 15 Şubat. Yani Dinamo Zagreb falan. Dinamo Zagreb inşallah şu şey olayını yapar. İsviçre Ligi 15 Şubat. Slovenya 15 Şubat. Sırbistan 16 Şubat. Hani Slovenya'yı da niye söylediğimi anladınız herhalde. Slovakya 21 Şubat diye gidiyor. Polonya 22 Şubat. Rusya 22 Şubat. Çek Cumhuriyeti 22 Şubat. Hani Avrupa'nın önemli ligler gitmiş oluyor zaten. Onun dışında da hani e, dandilik ligler diyeyim ben size. Şimdi Vedat Muriç'i Fenerbahçe için Vedat Muriç'i sürprizi. Ya ben bu haberi görünce çok şaşırdım. Hani bilmediğimiz bir şey mi var diye. Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de Michi Batshuayi'nin kısa süre içinde takımdan ayrılma ihtimali var diye yazmışlar. Şimdi bu haberi yapan arkadaşları çok merak ediyorum. Adadan ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Batshuayi ile yolların ayrılması durumunda. Eski golcü Vedat Muriçi için harekete geçilecek. Şimdi bakın Suudi Arabistan. Ya arkadaş bir haberi yapıyorsan Lütfen arkasından git. Suudi Arabistan Ligi ara transfer dönemi. Bak arkasından git. İnternete sadece bunu yaz bak. Hani ben kıt aklımla bu arkadaşlar muhtemelen para karşılığında bu haberleri yapıyorlar. Orada çalışıyorlar. Suudi Arabistan Pro ligi yaz internete. Bak transfer sezonu ne zaman bitiyor. Yani ara transfer sezonu ne zaman bitiyor. İnternete yaz. Yani garip ya. Gerçekten garip. Ya arkadaş ben bunu söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da haberi yapıyorsun. Bari ne zaman bittiğine bak. 31 Ocak'ta bitiyor arkadaş. 31 Ocak'ta. Ya 31 Ocak'ta bitiyor. Düşünüyoruz ama saçmalık değil mi? Ya Vedat Muriç yazmış. E, ya Bonucci geldi. Tamam Kurun 3 geldi. Hemen haberlerde kolayca. Alar Söyüncü geldi falan filan. Fenerbahçe gözünü Santrafor'a çevirdi. Samet Akaydın gitti. Valla karakterli isimlermiş Samet Akaydın. Umut Nahir gitti, Bartu Elmaz gitti. Bak Miguel Crespo. Şerefli, şanlı karakterli isimlermiş. Bunları da söyleyeyim. Ee, ne diyor? Balkan şeyi Edinceko, Dostan Tadiç, e, Korunic, Livakovic'in ardından Vedat Muriçi de Balkan Beşlisi, Selahattin Baki görüşmesi. Bak. Selahattin Baki'nin yani Vedat Muriçi'nin hiçbir alakası yok. Geri dönmek istiyor. Fenerbahçe'de ne yaptı falan. Arkadaşlar yani ben sabah gazetesinin haberi en sonunda onu söyleyeceğim. Nereye varacağım merak ediyorsunuzdur. Umarım mesajı aldınız. Lincoln Henrique'ye iki talip birden Şimdi Lincoln Henrique iki talip çıktı diyor. Erol Bulut'un Cardiff City'si ve Ankara gücü. Arkadaşlar dün akşam itibariyle hani Erol Bulut e, Cardiff City'si ve Ankara Gücü ile görüşmeler yaptım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Çok fazla duyum var ortada. Çok fazla bilgi kirliliği var. Arkadaşlar bakın oyuncunun kulüple anlaşması yeterli olmuyor. Kulübün kulüple anlaşması yeterli olmuyor. Şimdi birazdan kent kısmı var. Orası çıldırtacak. Şimdi Emre Belezoğlu istiyor. Lincoln çok yetenekli bir oyuncu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor bekleniliyor. İsmail Kartal gidebilir diyor. Şimdi bazı duyumlarda beni hayrete düşürüyor. Yani İsmail Kartal'ın gidebilir demesi beni ciddi manada hayrete düşürüyor. Yani acaba bende mi bir eksiklik var? Hani bilmediğimiz bir şey mi var diyorum. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Erol Bulut'un Cardiff City'si ile Lincoln Henrique görüştü. Ancak sonuç alamadılar. Ankara gücünün yönetimi ve Fenerbahçe yönetimi görüştü. Her konuda anlaştılar. Bakın Ankara gücü ve Fenerbahçe yönetim anlaştı. Lincoln Henrique'nin kararı bekleniyor. Eşi gitmesi taraftarı. Kendine gelmesi açısından. Kendisi gitmek istemiyor. Ayrılmak istemiyor. Yani ilginç olaylara gebe arkadaşlar şu anda. Yani Vedat Muruç'u dönmek istiyor falan filan. Geçiniz Vedat Muruç olayını. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Şu anda ben şunu da söyleyeyim. Şimdi Lincoln Lennick'e bence çok gönlü bir oyuncu. Kanada yedekler, orayı yedekler, burayı yedekler. Ama futbolcuya lisans çıkarttın. Lisansı dondurmak olur mu? Eskiden oluyordu. Mesela Galatasaray'ın oyuncusu sakatlanıyordu ya da sezonu kapatıyordu. Onun lisansını donduruyordun. Öbürüne devam ediyordun. Şimdi mesela Oliveira'nın sakatlığı ciddi. Sezonu kapattı gibi bir durum var. Onu dondurup öbürüne geçti diyebiliyorum. Neyse Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can bonusu. Şimdi Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci Rams Başakşehir'e bonus ödemesi yapacak diyor Fenerbahçe. Merak ettim arkadaşlar ne için yapacak diye. Şimdi Fenerbahçe mutlu sona ulaşması halinde İrfancan Kahveci için bonus yapacak. Yani şampiyonluğa ilerliyor. 1 milyon euro diyor. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa Başakşehir'den 7 milyon euro artı Deniz Türüç ve Tolga Ceyerci karşılığında alınan İrfancan Kahveci için 1 milyon euro bonus ödeyecek diyor. Ee, Göksel Gümüş daha şu açıklamayı yapmıştı zamanında. 7 milyon euro nakit Deniz Türüç, Çol, Tolga Ciğerci. İrfan'ın yurt dışına satışından %20 net pay için anlaştık. Yani kardan %20 diyebiliyorum ben. Fenerbahçe Şampiyonu'za 1 milyon euro daha alacağız diye ben o sezonluk diyebiliyorum. Yani o sezon Fenerbahçe Şampiyonu'za 1 milyon euro diyebiliyorum. Ben o sezonluk biliyorum. Hadi yani gerisine de siz araştırın arkadaşlar. Bu sezon 32 maç, 12 gol, 9 asist. Ya tek Fenerbahçe Şampiyonu'za 1 milyon euro verelim. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki şampiyon olsun. Türkiye transferde en çok zarar eden Üçüncü ülke İşte olayın da bir de bu boyutu var Şimdi FIFA'nın hazırladığı rapor ben burada 2 saat Bunu okumayacağım şu kadar zarar yapıldı bu kadar zarar yapıldı Hani şunlardan zarar yapıldı bunlardan zarar yapıldı en çok 4 ülkeden biri e, İngiltere 1 milyar 915 milyon dolarla Birinci Suudi Arabistan 953 milyon dolarla 2. Türkiye 99 milyon dolarla 3. Amerika Birleşik Devletleri de 64 milyon dolarla Diye gidiyor arkadaşlar ya ben çok önemsemiyorum ama yabancı kuralı yazın milleti dinlenimandan çıkaracak. Yazın çok ciddi tartışmalara hazır olun benden söylemesi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın zor kararı. Biliyorsunuz Fenerbahçemizde yarın çok zorlu bir maç var. İnşallah kazanıp galip gelip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve İsmail Kartal'ı çok zor bir şey bekliyor. Çünkü özellikle stoper kısmı çok çok sıkıntılı. Fenerbahçe Antalya Spor deplasmanında galibiyet alacak inşallah. Şimdi bu maç öncesi Fenerbahçe'de çok fazla şey var. Yani İsmail Kartal'ın kafasını karıştıran çok fazla şey var. Kadro tercihi, tatlı telaşı, Bonucci, Çağlar Söyüncü, Alexander Ciku, işte Osterwold'e. Ben bir şey söyleyeyim. Teknik direktörün derdi bu olsun. Bu olsun. Yani Hangi ikiliyi sahaya sürecek? Bonucci, Cicico, Çağlar Sönücü, Osterwolde. Serdar Aziz de var işin içinde. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Herhalde bu arkadaşlar haberdar değiller. Bekao da tamamen döndü. Arkadaşlar ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam. Büyük bir sürpriz yaparım. Nasıl bir sürpriz biliyor musun? Allah aşkına hanginiz Ferdi Kadol'un sabek başlayacağını düşünürsünüz? Hiçbiriniz. Daha büyük bir sürpriz yapayım. mı? Sol bek Osterwolde sabek Mert Müldür. Ferdi nerede? Tadic'in yerinde de Ferdi ile başladığını düşünün. Büyük sürpriz olur değil mi Antalya Spor'a? Yani Osterwold'e önünde Ferdi. Sağda Mert Müldür. Stoper ikilisi. Bonucci Serdar Aziz olsun. Çağlar tam hazır değil. Bekava tam hazır değil. Bak birbirimizi kandırmayalım. Onu da belirteyim yani. Önlerinde İsmail Kurunic. Hayır değiştiriyorum önlerini. Kurunic, Şimanski, Tadic. Hadi 10 numaraya çektim. Şimanski'yi 8'e çektim. Sağda da İrfancan Kahveci ya da Cengiz Ünder. Forvette de ile başladım. Büyük sürpriz olur değil mi? bırakın İsmail Kartal düşünsün. En zayıf halka Serdar Dursun. ciko formaya yakın. Ha pardon ben mesela Bonucci'ye Serdar az dedim özür dilerim. Ciku Bonucci olsun. İkisi birden. Birisi kesici, birisi dağıtıcı. Mükemmel ikili olur mesela. E sol bek Osterbo'da sağda Mert Müldür dedik. Değil mi? Orta sahanın e, hücum hattında Ferdi bir kanatta, İrfan diğer kanatta. Üç şey de bitti, Türk de bitti. Ha, Çağlar hazır geldi diyor. Çamam hazır geldi ama taktik idmanı falan. Poster çok formda. Bonucci tamamen iyileşti. Bırakın İsmail Kartal'ın derdi bu olsun. Fenerbahçe gaza bastı Saldanha. Arkadaşlar ben artık bu Saldanha'nın menajerler tarafından bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Artık birileri para kazansın diye bu haberlerin pompalandığını düşünüyorum. Açıkçası. Çünkü partizan forması giyen Saldanha, Mateos Saldanha için kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor diyor. Ee, yeni teklif yolda ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yeni... Hadi ben burada cümlem yanlış anlaşılmasın. Ben burada Yağız Sabuncuoğlu şöyle yaptı, bu böyle yaptı cümlesinde değilim. Ben burada sadece şunu belirtiyorum. Yani sanki işin içinde bir iş var gibi geliyor artık bana. Ya biz de tekliflere duyduk ettik. Son teklif 8 milyon euro diyor. Partizan 10 milyon euro istiyor diye. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 24 maçta 15 gol atmış, 5 asist yapmış. Bir kere şunu söyleyeyim. Kendini kanıtlayacağı bir ligde değil bence. Ya bence kendini kanıtlayacağı bir ligde değil arkadaşlar. Ya bu istatistiği İngiltere liginde yapsa zaten 50'den aşağı etmez. Bakın sosyal medyada geçen hafta BKV takip almış. İki gün önce Lincoln Enrique almış. Dün de yağ savuncu olmalmış Şimdi bir futbolcu yağ savuncu oluyor. Niye alır? Yani o da düşündürüyor beni. Ya ben o yüzden bu Saldanha olayım, benim biraz midemi bulandırıyor açıkçası. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani karışık duygular içerisindeyim. İsak Vural. Frosinone. İtalyan takımı. Hammar İsak İshak Bural'la iki buçuk yıllık anlaşma sağladı dedi. Öncelikle bunu şey verdi. Neydi o adamın adı? Dimarz diyor verdi. Olur. Herkes bunu soruyor. 1.89 boyunda 10 numara pozisyondaki oyuncu. Çok güzel. Şimdi oyuncu 18 yaşında küçük falan filan. Arkadaşlar oyuncu şu anda 18, 17 yaşında 28 Mayıs 2006 yılında yani şey 28 Mayıs 2006 doğumlu 17 yaşında. Mayıs ayı geldiğinde yani 28 Mayıs geldiğinde Fenerbahçe oyuncuyu transfer edebilecek arkadaşlar. Burada oyuncuyu Prosinone'ye veren Hammar bir kulübü değil. Dolaylı olarak Fenerbahçe kulübü. 35 maça çıkmış 4 gol 2 asist yapmış. Bu sezon 1487 dakika ama U19 Süper Ligi'nde 16 maçta bir gol bir asist. Gittiği ligde 706 dakikada 3 gol bir asist yapmış. Oyuncu konusunda arkadaşlar kesin hükümlü olmayın. Bekleyin göreceksiniz. Bunu söyleyeyim. Ee, başka Fenerbahçe Ryan Kent olayı. Şimdi Kent olayı çok ciddi bir olay. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay. Arkadaşlar Fenerbahçe Crespo'yu gönderdi mi? 4 milyon opsiyonunu gönderdi. Samet Akaydın 4 milyon opsiyonunu gönderdi. 8. Ryan Kent'i de 5 milyon euro opsiyonunu gönderiyordu. Gittiği takım Bakın gittiği takım Şampiyonlar Ligi takımı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Garip değil mi sizce? Bence çok garip. Yani arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum. Kafanız karışmasın ya da karışsın. Şampiyonlar Ligi takımına gidiyordu. Laz diyor Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Ortaya bir iddia atıldı. Nedir? Rankent'in Fenerbahçe'den ee... Hani Fenerbahçe'den alacaklarını istemiş. O yüzden imza atmamış. Arkadaşlar oyuncu gelen teklifleri hiçbir sebep belirtmeden reddediyor. Şimdi şu konuda bir anlaşalım. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den kazandığı paranın çok çok daha fazlasını Arabistan Kulübü verdi. Reddetti. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Lazio'dan teklif geldi. Son anda vazgeçti. Süper Lig'den gelen bütün teklifleri reddetti. Yani 5 gün önce arkadaşlar Al Şabab'ın kapısından döndü. Hal City'ye gitmek istemedi. Aslında Acun Ilıcalı süreci anlattı ama kimse anlamadı. Bakın arkadaşlar Rankent Lazio transferi niye iptal oldu? İşin bu boyutunu açıklayabilecek bir bilim adamı bile yok. Bakın bilim adamından bahsediyorum. Bilim adamı yok. Ya kulüpler arasında imzalar atıldı. Sonunda fikri değiştirdi. Oyuncu taraflı iptal oldu. Menajer Matteo Terraneo. Bizimkinin oğlu mu acaba? Lazio mümkün olan her şeyi yaptı. Lazio ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma sadece 5 dakikada sağlandı. Sorun sadece oyuncudaydı. Kent çeşitli sebeplerden dolayı transfer olmamaya karar verdi. Önce ekonomik bir sorundu sonra her defasında başka sebepler ortaya çıkardı. Son dakikada fikrini değiştirdi kafası çok karışık demiş. Arkadaşlar bakın sevgili Sercan Amzoğlu da yazıyor. Lazio'nun teklifinde oyuncunun bir kuruş bile kaybı olmayacaktı ama yine de teklifi kabul etmedi. Diye. E ben bunu söyledim. Arkadaşlar Lazio'dan yani oyuncunun Fenerbahçe'den alacağı hiçbir para yok. Hiçbir para yok. Bunu anlamamak için hani beyinsiz olmak lazım diyeyim ya. O kadar söyleyeyim. Arkadaşlar bakın. Sezen Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe'den geçmişe dönüp bir kuruş alacağı yok kentin. Oyuncu gelen teklifleri hiçbir sebep belirtmeden reddetti. Lazio'nun teklifinde oyuncunun bir kuruş kaybı olmayacaktı. Şimdi bakın. Bu işin içinde başka bir iş var. Acaba hangi şey çıkacak. Hani bir takım mı çıkacak? Bir oluşum mu çıkacak? Bir örgüt mü çıkacak? Mı? Ya ben anlamıyorum. Ya bakın. Fenerbahçe'de hiç futbolcunun geçmişe dönük ya da gecikmiş alacağı yok arkadaşlar. Başkan Ali Koç özellikle bu konuya çok önem veriyor. Zaten takım fıstık gibi gidiyor. Fenerbahçe şu anda parayla ilgili sorun olmayacak tek kulüp. E i̇yice okuyun. Ya adam Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi elinin tersiyle itiyorsa bunun Fenerbahçelik bir durumu yok. Ulan lanet olsun der. Gider kurtulur. Yani kiralık artı 5 milyon euro satın alma opsiyonu. Bir insan bunu niye reddeder? Şimdi düşünsene bak. Bir insan bunu niye reddeder? Ben bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten bulamıyorum. Benim kafam basmıyor. Ha. Şunu söyleyeyim. Ryan Kent başka bir şey istiyor. Yani istediği başka bir şey. Daha şunu da özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Israrlı bir şekilde şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe e, futbolcularına borcu yoktur kağıdı almasaydı ne Çağlar'a ne Bonucci'ye lisans çıkaramazdı. Ya bunu da söyleyeyim. Valla bu işi sanırım Müge Hanlı çözecek ama hala ve hala kent için ben şunu söylüyorum. Gidebileceği bazı kulüpler var. Bu arada arkadaşlar Partizan Saldanha için 8 milyon euro bonservis. Sonraki satışlarında %30'luk pay istiyormuş. Sosyal medyadaki duyumcular böyle söylüyor. Ben bu işin içinde farklı bir şeyin kokusunu alıyorum. Vallahi be bilmiyorum. Belki de ben kötü niyetliyim. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelirse de bu çocuk batar. Onu söyleyeyim. Hocam kent konusunda Fenerbahçe'nin hatası var mı? Var. Kolkır. Kolkır hatası var Fenerbahçe'nin. Ya Kolkır Fenerbahçe'ye alındı. Teknik direktörden önce alındı. Teknik direktöre geldi. Kapris'te ben bunu oynatmam gönderin dedi. Gönderildi. Kent için sezon başına teklifler geldi. Ben deneyeceğim, ben bakacağım, ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım denildi. Sonuç ortada. Ama e, görüşmeler sürüyor. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu şekillendi diyeyim. Şimdi takımdan ayrılan Umut Nayır, Crespo listeden silindi. Haliyle silinmesi de gerekiyordu arkadaşlar, ee, onu belirteyim. Şimdi Kent ister kalsın ister devam etsin listeden silinecek gibi de duruyor. King ve Joshua King ve Zayt içinde arkadaşlar süreç sürüyor. Ee, hocam işte Lincolnlerinde Lincoln zaten listede yoktu arkadaşlar, o yüzden sıkıntı yok. Yani Zayt ya da Kingten biri daha silinecek. Yani Zeiss, King, Kent üçünden biri silinecek gibi duruyor. Silinmeyende de kalıp en azından o listenin 23'ten 21'e düşmemesini duracak gibi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Eğer Kent Fenerbahçe'de devam ederse ilk çıkacağı maçta 7 ceddinin sülalesinin gelmişinin, geçmişinin yani çok ilginç bir şey. İlginç bir şey. Ben zannetmiyorum yani. Ben kesinlikle ve kesinlikle zannetmiyorum arkadaşlar. Ee, onu düşünmüyorum. Zaytsta taraftardan tepki aldı. Şu anda ben bir şey söyleyeyim. Şu anda Can King hariç Zaytsta, Kent'te taraftardan ciddi tepki alır. Bence her ikisinden, her ikisi de gidecek gibi ama en azından bir tanesi gidecek gibi. Yerine kim eklenecek? Şimdi Kur'un 3-1, Bonucci 2, Çağlar Söyüncü 3. Üç. 3'ü birden eklenir mi? Mantıklı mı? Bu beni biraz düşündürüyor. Şimdi Kurniç kesin eklenir. Bonucci kesin eklenir ki. Üçüncü isim arkadaşlar mecburen Çağlar Söyüncü olacak. Çünkü forveti yetiştiremedik. Mecburen üçü eklenecek. Yani yok mecburen üçü değil özür dilerim dur. Kurniç, Bonucci, Mert Müldür Çağlar Söyüncü'den biri. Bence Mert Müldür eklenecek listeye. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar, Osayi e. Samuel ligde oynar. Sakat değilken Osayi e. Samuel oynar. Ancak Avrupa'da Osayi e. Samuel sürekli kullanmak, yani ligimizdeki kanat beklerini bir düşünün arkadaşlar. Hepsi hemen hemen izbandut gibi hızlı isimler. Ama Avrupa'da, Avrupa'daki takımlar kolay kolay iyi isimler, yani böyle hızlı isimlerle değil. Ben Mert Müldür'ün listeye ekleneceği görüşünde. Bu videoyu liste açıklanmadan önce çekiyorum arkadaşlar. Gecenin geç saatlerinde. Ya merak etmeyin 2 Şubat'tayım. Ya 1 Şubat'ta çekmiyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Yani garip şeyler yaşıyoruz. Ama özellikle kent olayı gerçekten kafa karıştırıcı bir olay. Açıklaması yok. Yani hocam uzun lafın kısası. Yani arkadaşlar Vedat Muruç'u külleyen yalan. Kent şu an için gitmedi. Ama bu kafayla giderse alacaklar. Arkadaşlar istediği alacaklarını ben sordum. Benim duyumlarımda şu şekilde. İmza parasını takside bölmüştük. Bu sezon bir kısmını, ikinci sezon bir kısmını, üçüncü sezon bir kısmını. imza parasının tamamını istiyor. Gitmek için. Bahaneye bak. Hani yerim dar demiş misalim. Kent Futbol kariyerini bitirdi farkında değil. Düşünsene bak arkadaşlar. Sen X bir takımsın. Ulan Lazio'ya gitmemiş bu adam Şampiyonlar Ligi fırsatı varken. Demek ki bu adamın kafasında futbol yok. Bu adam başka bir şey düşünüyor dersin. Ama ben Türkiye Liginden bak ben Fenerbahçe'nin yediyorsam Türkiye Liginden bak FIFA'ya başvururum direkt. Ben göndermek istiyorum. Gitmiyor. Teklifler de geldi. Maaş olarak da iyi. Şöyle de böyle de alacaklarını şey istiyor diyor. Arkadaşlar hiçbir çıkarıyordu. Ben Mario Branco'nun bir çözüm bulacağı görüşündeyim. Bakalım neler olacak. 9 Şubat'a kadar ligimizde yer var. Saldan olayı bana biraz menajer palavrası gibi geliyor. Lincoln Enrique. ben Lincoln'u göndermezdim. Açık söyleyeyim. Bak Zayt'sı gönder. Bir Allah'ın kulu şey yapmaz. Kent'i gönder. 2. Luan Perez zaten 3 yaptı. Crespo gitti zaten 4 yaptı. Bitti. King de dursun. Lincoln de dursun. Her ikisi de Avrupa'da oynar. Her şey yazamazsın. Her ikisi de bir şeyler becerir, iyi yerlerde yedekler. Benden tavsiye ses de çıkarmazlar. Ama Kent ve Zeiss bunu düşünün. Yani da gitmek üzere olduğu bilgisi geliyor. İstanbul Başakşehir ile görüşüyor. Yani görüşmeler bayağı sürdü. Bakın arkadaşlar bugün kamp kadrosu açıklanır. Orada zaten şifreyi alırsınız. Joshua King görüşme halinde ama. Bakalım ne olacak. İshak Buralı gerçeklerini anlattık. Mert Müldür bence listeye yazılacak. Batu Şuay'ı bir yere gitmiyor arkadaşlar. Batu Şuay'ın opsiyonu da var. Sözleşmesini uzatabiliriz de. İrfan Can olayında da o sezon geçerliydi diye biliyorum. Ama bakalım ne olacak. Brunic, şey Bonucci, Kurunic, Çağlar dedik. Ciko Osterwold. Osterwolde için ben Antalya Spor maçında ilk 11 diye düşünüyorum. Ama Ferdi de ilk 11. Bakalım nasıl olacak. Umut Nair, Bartu Elmas, Krespo bunlar adam gibi adamlarmış ki. Git denildiği zaman gittiler. Bizi zora sokmadılar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Bir beğeni çok görmeyin. Kanalımıza her türlü desteğiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.